Zamanlayıcılar, din girişlerine uygulanan sinyal durum değiştirdikten belli bir süre sonra çıkışlarındaki kontakları durum değiştiren ve genel olarak pals üretme işlemi için kullanılan operatörlerdir. Maksimum pals üretme süreleri yaklaşık 24 gün 20 saatten biraz daha fazladır. Zamanlayıcıların PT bacağına zaman ifadesi girilirken milisaniye için ms, saniye için s, dakika için m, saat için h ve gün için d ifadeleri kullanılır. Ayrıca işlerindeki zaman bilgilerini ET bacağına yazılacak hafıza alanlarına ve bağlı bulundukları data bloklara kaydederler. Zamanlayıcılar için PLC hafızasında belli bir alan ayrılmıştır, yani PLC içerisinde belli bir kullanım miktarına sahiptirler. Ve PLC seçimi gerçekleştirilirken bu özellikleri göz önüne alınmalıdır. İlk olarak TP zamanlayıcısıyla başlayarak zamanlayıcı operatörlerini tek tek inceleyelim. TP zamanlayıcısı, in bacağındaki sinyal bir çevrim süreliğine olsa dahi lojik 0 durumundan lojik 1 durumuna değiştiğinde PT bacağına yazılan süre kadar lojik 1 çıkışı veren ve süre sonunda çıkışını lojik 0 yapan zamanlayıcı türüdür. Bu zamanlayıcı türünde PT süresi dolmadan girişte ikinci bir lojik 0, lojik 1 değişimi olması durumunda çıkış etkilenmez. Ancak PT süresi dolduktan sonra girişte yeniden lojik 0 durumundan lojik 1 durumuna bir değişim olursa çıkışta yeniden PT bacağında belirlenen süre boyunca lojik 1 çıkışı verir. Kısaca TP zamanlayıcısına kalıcı pals üreten zamanlayıcı da denilebilir. Şimdi ise TP zamanlayıcısını silip T10 zamanlayıcısını network'e ekleyerek devam edelim. İn bacağındaki giriş sinyali PT bacağında yazan süre kadar lojik 1 durumunda kaldığında süre sonunda lojik 1 çıkışı veren ve giriş sinyali lojik 0 olana kadar lojik 1 çıkışı vermeye devam eden zamanlayıcı türüne T10 zamanlayıcısı denir. İn bacağına uygulanan sinyal lojik 0 yapıldığında ise içindeki zaman değeri sıfırlanır ve çıkışı da lojik 0 durumuna döner. PT değerine ulaşmadan İn girişi lojik 1 durumundan lojik 0 durumuna döndürülürse sayma değeri sıfırlanır ve çıkış lojik 1 olmadan lojik 0 durumunda kalmaya devam eder. Zamanlayıcılar arasında geçiş işlemi yapmak için bir zamanlayıcı silinerek diğeri eklenebilir ya da direkt operatör üzerinden değişiklik yapılarak da aynı işlem gerçekleştirilebilir. T10 zamanlayıcıdan T-off zamanlayıcıya geçiş işlemini operatör üzerinden zamanlayıcıyı değiştirerek gerçekleştirelim. T-off tipi zamanlayıcı, in girişine lojik 1 sinyali geldiği anda lojik 1 çıkışı veren, ancak PT bacağında verilen zaman değerini saymaya, in girişi lojik 0 olduktan sonra başlayan ve süre sonunda lojik 0 çıkışı veren zamanlayıcı türüdür. PT bacağına girilen zaman değeri bitmeden in girişi yeniden lojik 1 yapılacak olursa zaman değeri sıfırlanır ve zamanlayıcı lojik 1 çıkışı vermeye devam eder. Zamanlayıcı operatörlerinin dördüncüsü ve sonuncusu olan T10R zamanlayıcı tipine bakacak olursak, T10 zamanlayıcısının kalıcı hafızalı olanı olarak düşünülebilir. İn girişine lojik 1 sinyali uygulandığında T10 zamanlayıcıda olduğu gibi sayma işlemini başlatır. T10R zamanlayıcısı in girişindeki sinyal lojik 0 yapıldığında sayılan zaman değerini saklar ve in girişi yeniden lojik 1 yapıldığında
sayma işlemine sakladığı değerden itibaren devam eder. Sayılan toplam zaman değeri PT bacağında yazan değere eşit olduğunda blok çıkışından lojik bir değeri alınır. Zamanlayıcıyı sıfırlamak ve çıkışını lojik sıfır durumuna döndürmek için ise zamanlayıcının reset ucu kullanılır.